evladım, girin içeri ya. Film mi oynuyor, artist mi seyrediyorsun? Evet, artist. Zahter. Hem de mayolu. Camdan bakıyoruz, internet videosunu seyrediyoruz. Kafalar karıştı. La havle ve la kuvvete. Oğlum o ne? Islak havlu, serinletme amaçlı. Ne olacak o? Güneşlenen hanım komşularımızı takdir, güneşlenmeyen hanım komşularımızı teşvik için. Yahu, köseleye döndü güneşlenmekten. Babacım hala mı ya? Hala mı? Hedef kalmadı, namus kalmadı. Terasta göz banyosu. Ha? Göz diyorum, güneş banyosu. Olmaz ki babacım, aile apartmanı burası. Yahu mahallenin bekarlarının gözleri pörtlenmiş, bizim terası seyrediyorlar. Böyle rezalet olur mu? Siz hiç canınızı sıkmayın babacım. Ben derhal olaya müdahale ediyorum. Siz hiç muhatap olmayın. Pascal, arzunuz? Ay ben seni yerim. Ben de seni yerim be. Gözlük camlarınızı silebilirim isterseniz. Teşekkürler tatlım. Oh. En sevmediğim şey nedir biliyor musun? Nedir? Mayo izi. Güneşlenirken oluyor tabii. Evet. Hiç sevmem. Mayo izli bir kadın yalvarsın öpüşmem. Ne olacak? Batı dünyası bunun çözümünü bulmuş aslında. Ha, neymiş? Topless tabir ettiğimiz güneşlenme biçimi. Hiç görüşemedik. Ya evet vallahi bizim de bu aralar böyle bir işler aman neler neler yani. Ben de seni çok özledim. Yalnız güneşimi kapatmazsan Rıza'cığım. Hoş geldin Vahşi Batı'nın en habersiz damlayan gelini. Serhat anneciğim nerede benimki? Bir şey söyleyeceğim. Bir buzlu çay falan içer misin? Vallahi içerim. Tamam, süper. Sen otur, ben geliyorum. Hiçbir yere gitme. Tamam. Geliyorum hemen. Tamam. Burada? Canım. Evet, Nuhayet. Baskın basanım dur. Yok ya, ben gizim saklım yok ki benim. Ben öylesine... Hay habersiz geldim diyorum yani. Ha tamam. Evet. Oldu. O zaman hadi bakalım biz de yavaş yavaş gidelim. Değil mi? Gel bakalım. Bir dakika. Rıza'cığım sen şimdi bana kızacaksın ama sen oraya denize mi gittin? Ben. Aman diyeyim Rıza'cığım bak son bir haftadır çok randımanlı uykular uyuyorum. Gözünü seveyim şu içimdeki canavarı uyandırma. O karının saçını, başını, burnunu yoldurtmamanı rica edeceğim. Ya ne ilgisi var denizle Allah'ını seversen ya ben yani. Olacak iş mi ya? Ya Açılay mayoyla güneşleniyor dediler. Dedim bir çıkayım bakayım şu terasa ne oluyor ya? Yani bir ahlaka mukayya şöyle yamuk bir durum varsa yani bir uyaralım mı? Ya, olacak iş değil ya. Hadi ya. Tabii canım olay aynen böyle oldu ya.
Örfuz, namus, anneanne bunlar da hiçbir şey yok babacığım. Gerçekten olacak şey değil. Sen köyü düşün yani. Biz komşularımızla ne kadar rezil. Açıyor affedersin. Tamam yahu tamam. Tamam anladık. Tamam yahu anladık. Tamam. Tamam. Gidip açık açık konuşacağın o ki tamam. Allah Allah. Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. Maşallah maşallah. Gece çıktığınızda hep gülümseyin ki karanlıkta setsinler. diye bir şakayla girivereyim dedim de konuya. Kısmetse tatil ne zaman inşallah? 7 bölüm daha çekeceğiz. Ne Haziran sonuna kadar li sizin anlayacağınız. Haziran sonuna kadar bu bronzlaşma coşkusu sürecek mi? Havalar iyi giderse umarım. Ya Şeymuz Bey, terasa şu sonsuz havuzlardan mı alsak bir tane? Hani elektrikle karşı akıntı yapan, böyle yürüme bandı gibi. Yüzüyorsun, 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 bir arpa boyu yol gidemiyorsun. Havuz mu? İsterseniz geceleri de animasyon yapalım hanımefendi. Ay yok, yok. Biz oyuncular o korkunç amatör sahne şovlarına tahammül edemiyoruz. Açılay Hanım, biz de her gün terasta bikini mayolu insanlar görmeye tahammül edemiyoruz. Ya ayıptır, burası plaj mı? Kendi evimin terasında yatıp yanamaz mıyım? Yahu kızım, bu terasın uygun bir kılık kıyafeti var. Nasıl? Kılık kıyafet kuralı mı var? Peki siz niye o korkunç plastik terlikleri giyiyorsunuz da parmak arası terlik giymiyorsunuz? Ne? Ben bu yaşımda parmak arası mı giyeceğim? Ben bu yaşımda entariyle mi güneşleneceğim? Canım ortalık yerde bikini mayo bizim ahlak kurallarımıza göre biraz şey... O doğada yok olmayan çevre düşmanı plastik terlikleriniz de bizim ahlak anlayışımıza göre biraz şey. Ya uzatmayın yahu. Mayo giymeyi verseniz ölür müsünüz? Bu benim özgürlüğüme getirilmiş bir kısıtlamadır. Bu teras demokratik olmalı. Ha bir dakika, bir dakika. Demokrasi diyorsan, özgürlük diyorsan orada duracaksın. Ben çok eski bir sendikacıyım. Bu konularda çok hassasım ha. O zaman konu kapanmıştır. Nasıl kapandı ya? Çoğunluk biziz. Çoğunluk mayo olmasın diyor. Demokrasi çoğunluğun söylediği değil ki ya. Peki oylama yapalım o zaman. Başka çaresi var mı? Tamam. Yapalım. Biz kazanırsak hem teras terlikleri hem de mayo serbest olacak. Ama siz mayoyu yasaklarsanız teras terliklerini de yok edeceksiniz. Ya Selahattin, sabah sabah ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne oylamasıymış bu? Ya siz mi sarhoşsunuz, ben mi sarhoşum anlamadım ki ya. Manyaklaşmayın Allah aşkına ya. Gelmiyorum tabii ki. Lan 40 yılda bir Gülistan yengen Şahmuz babam senden bir şey rica ettim. Buraya gelip oy çokluğu yaratacaktın. Sensin saçma. Alkolik. İnanmıyor ya. Ben istemiyorum terasta mayo. Orçun filan açılayın orasına burasına bakıyor. Çok sert. Ben yan evi destekliyorum. Pardon ama Nur Hayat Hanım sizinle yaşamıyor. O zaman biz de arkadaşlarımızı çağıralım. Nur Hayat neredeyse her gün burada. Bu terası o da kullanıyor ve her türlü karar hakkı var. Ama asil üye değil. Ne? Ben de asil değilim. Sen ne diyorsun hemşire? Benim kadar asil, benim kadar saraylara layık bir ev kızını tanıma fırsatı bulduğun için yat kalk şükret. Bir gün bir dizide falan seni oynamayı çok isterim tatlım biliyor musun? Hele de o kötü bir şey mi dedi, iyi bir şey mi dedi? Hadi bakalım, herkes geldi. Tamam, haydi yazalım, başlayalım. Ya biz niye gizli oylama yapıyoruz ki? Bizim tarafta mayo isteyen, sizin tarafta bir fil mayoya karşı olan var mı? Ben partisi muhalefetim ve yalnız olmadığımı biliyorum. Hadi bakalım, yazalım, haydi.
ne düşünüyorsun Selahattin arpacı kumrusu gibi? İstemez yük yazacaksın. Evet, oyları saymaya başlıyorum. Oylamanın başında fırsat vermediniz. Şimdi söylemek istiyorum. Bu sadece mayo meselesi değil. Güneş bünyeyi güçlendirir, kemikleri sağlamlaştırır. Değil mi Bora? Ben çok şey yapmam. Evet. Evet, tıp doktoru olarak konuşuyorum. Kemikleri güçlendirir, dekolteyi güzelleştirir. Damagozu yapma. Damagozu yapıyorum babacığım. Kemikleri mi? Menopozda falan da mı? Evet. 6-5 biz kazandık. Ay, aramızda bir hain var. Neyse ne? Mayo yasaklanmıştır. Durun. Siz kardeşsiniz. Kim kim? Yani eşitsiniz. Ben karar veremedim. Yani oyumu değiştiriyorum. Çekimsel oy kullanıyorum. Zaten terliklerimden de vazgeçmek istemiyorum. Berabere kaldık. Yani biri oyunu değiştirene kadar plastik terlik giymeye ve güneşlenmeye devam ediyoruz. Nerede? Tiplere baksana abi. Gözlerim. 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 Bora Bey, neden aniden fikir değiştirip bizim tarafa geçtiniz? Demokrasi bir nezaket ve uzlaşma rejimidir diye düşündüm. Teras terliklerinin kaldırılmasıyla ilgili ben Servet'ten muhalif bir tavır bekliyorum yalnız. Kaldırmayalım efendim, kaldırmayalım. Terlikler kalsın, dert değil. Mayo yasaklansın yeter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.